Ve yıllar sonra diye anlatmıştı hoca, aile içi şiddeti okuyup öğrendikten sonra bunun aslında bir aile içi şiddet vakası olabileceğini Tabii. anlamıştım. Peki çocuk istismarı konusu, yani hastanelerde ya da kliniklerde, yani bu konuda çok fazla, yani nasıl görülebilir, yani nerelerden tanılar konabilir Şimdi tarzında? özellikle fiziksel istismar için konuşayım. Aslında fiziksel istismar ta antik çağlara kadar görülen bir şey. Hani bizde de yüzyıllık bir geçmişi var. Mesela onda birkaç örnek yazdım, vermek istiyorum. Mesela Ispartalılarda sağlıklı olmayan bebeklerin öldürülmesi doğal karşılanıyordu. Ya da o dönemlerde çocukların ilahlara, bir takım ilahlara kurban edilmesi normal karşılanıyordu. En ağırı hani çocuk öldürülmesi, işte Mısır Firavunu 2. Pıra tüm yeni doğan erkek çocukların öldürülmesini emretmiş gibi. Bazı organların kesilmesi, mesela hala daha belki de devam ediyor Avustralya'daki Arunta kabilesinde. Uterustan penis boyunca erkek çocukların o şeyi kesiliyor. Ya da İskoçya ve Hindistan'da mesela ikiz doğumlarına şey bakılırdı, utanç verici. Çünkü kadının iki farklı erkekten çocuğu olduğu düşünülürdü gibi bir takım inançlar var. Bizde de yüzyıllık bir şey var, tarihçesi. İlk olarak 1900 işte Amerika'da bir vaka var. Onun tarihine bakayım. 1874'te Amerika'daki ilk mesela çocuk istismar vakasında Mary Ellen Wilson diye 8 yaşındaki bir kız çocuğu yuva annesiyle yaşıyor. Eve gelen bir misafir şey görüyor, çocuk aç bırakılmış ve dövülmüş olarak. Şimdi bu kadın bu çocuğu koruma altına almak istiyor, işte polise gidiyor ama yasa yok. Yani çocuk bir birey olarak kabul etmiyor ve çocuklara yönelik yasalar yok. Bunun üzerine Hayvanları Koruma Derneği bu çocuğu Alıyor. koruması altına alıyor. Fakat bir süre sonra tekrar bırakmak zorunda kalıyor ve Çocukları Koruma Derneği gibi dernekler kurulmaya başlanıyor. Bu ilk vaka. Daha sonra 1961 yılında Henry Kempe Hırpalanmış Çocuk Sendromu adlı bir makale yayınlanıyor ve makalesinin içerisinde yaklaşık 40-50 çocuğun kırık vakalarına yer veriyor. Ve şunu belirtiyor, çocuklar aileleri tarafından dövülüyor ve yani hastanelik hale getiriliyor. Buna dikkat çekiliyor. Şimdi ülkemizde de bilmiyorum Kıbrıs'ta hiç hastanede çocuk istismar tanısı konuyor mu? Hiçbir fikrim yok bu konuda Yani açıkçası. verilere bakmak lazım. Türkiye'de ilk olarak İzmir'de başladı bu uygulama. Doktorlar da bundan yakınıyor. Doktor ne yapıyor? Geliyor, aa burası kırık var, tedavisini. Ama bu neden gerçekleşti? Sorgulamıyorlar çok fazla. Hani bu bağlamda da bir takım artık o kadar ilerledi ki doktor artık keşfedebilir bunu. Çünkü düşmeye bağlı yaralar daha farklı olabilir. Ya da istismara bağlı yaralar. Mesela sigara söndürme. Yani sigara yanıkları. Bu artık bize istismarı gösteriyor. Bizim insan olarak bedenimiz şeydir, hiçbir zaman geriye doğru düşmeyiz. Sırtta olanlar Evet, mesela. öne doğru düşeriz. O yüzden de dizlerimiz ya da dirseklerimiz gibi yerlerimiz yaralanır düşmelere bağlı. Ama sırtta yaralanmalar varsa çocukta örneğin. Yani bunlar hep şüpheli yaralanmalarda aile kesinlikle sorgulanması gerekiyor. Diyelim aile çocuğu olaydan sonra hastaneye getirmede geciktiyse. Çünkü kaza olsa bu aile hemen şüphelenecek ya da bir şey oldu kanadı bir yeri hemen hastaneye getirir. Ama istismar vakalarında genelde bu şey olur. Artık çocuk o kadar kötüleşir ki ondan sonra hastaneye götürülür gibi. İşte alınan öyküdeki tutarlıklara bakılır. Anneden ayrı, babadan ayrı öykü alınır. Bunlar tutuyor mu şeklinde. Ya da işte anne şöyle diyebilir ya da baba işte 3 yaşında bir çocuk işte kendi banyo yaparken oldu. Burada mesela ihmal var. 3 yaşındaki bir çocuk nasıl banyoda bıraktın gibi anlatabiliyor muyum? Yani bir ihmal davranışı.